Herkese merhabalar. İddiatahmini2.com sitesinin resmi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Ocak Çarşamba günü yaptığımız kupon analizlerini beraber inceleyeceğiz. İlk kupondaki ilk maçımız Başakşehir Erzurumspor. Başakşehir'e 1.35, Erzurumspor'a 4.75. Bu maçın beraberliğine ise 4.25 oran verilmiş. Şimdi Başakşehir'in son maçlarına bakalım. Başakşehir oldukça formsuz bir durumda. Son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Erzurumspor'a bakalım. Erzurumspor son 4 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligdeki puan durumlarına bakalım bu takımların. Başakşehir 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor. Erzurumspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyetle 20. sırada yer alıyor. Bu iki takımın sakatlıklarına bakalım beraber. Başakşehir'in eksikleri Junior Kaysara, Mert Günok, Martins Skrtel, Rafael de Silva. Erzurumspor'un eksikleri Armande Sadiku, Artino Mina, İbrahim Aktağ. İlk kuponumuzdaki ikinci maç Beşiktaş Çaykur Rizespor. Beşiktaş'a 1.38, Çaykur Rizespor'a 4.60. Bu maçın beraberliğine ise 4 oran verilmiş. Son maçlarına bakalım takımların şimdi. Beşiktaş son 4 maçında da 4 galibiyet yaşadı. Oldukça formda gidiyor. Çaykur Rizespor son 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 galibiyet aldı. Antalya Spor maçıyla o da çıkışı yakaladı. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna bakalım. Beşiktaş 10 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle ligde 1. sırada lider durumunda. Çaykur Rizespor 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Şimdi bu iki takımın eksiklerine bakalım beraber. Beşiktaş'ın eksikleri Mirin, Santos Douglas, Jeremy Lens, Adem Laiç. Rizespor'un eksikleri Dario Menjak, Emir Dilaver, Amine Umar, İsmail Diamonde, Dimitris Charsias, Lois Remy, Fernando Baldwin. Üçüncü maçımız ise Sampdoria-Inter. Sampdoria'ya 4.40, Inter'e 1.40. Bu maçın beraberliğine 3.75 oran verilmiş. Sampdoria'nın son maçlarına göz atalım. Sampdoria'nın son 4 maçında 2 mağlubiyeti, 2 galibiyeti var. Inter'in maçlarına bakalım. Inter son 4 maçta 4 galibiyet. Ayrıyetten son maçlarına bakılacak olursak Inter 11 maçtır kaybetmiyor. Çok güzel bir seri yakaladılar. Ligdeki puan durumuna göz atalım. Sampdoria 5 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyetle 11. sırada. Inter 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Bu iki takımın eksiklerine bakalım. Sampdoria'da Alex Ferrari yok. Inter'de Matias Vecchino ve Romelu Lukaku yok. Bugün analiz ettiğimiz kupondaki bizim tercihlerimiz bu şekilde. Beşiktaş Erzurumspor maç sonucu 1 dedik. Oran 1.35. Beşiktaş Çaykur Rizespor maç sonucu 1 dedik. Oran 1.35. Sampdoria Inter maç sonucu 2 dedik. Oran 1.40. Toplam oran 2.55. Birinci kuponumuz bu şekildeydi. İkinci kupondaki ilk maçımız Athletic Bilbao ve Barcelona. Athletic Bilbao'ya 3.50, Barcelona'ya 1.62. Bu maçın beraberliğine ise 3.30 oran verilmiş. Atletico Bilbao'nun son maçlarına bakalım. Son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Barcelona'ya bakalım. Barcelona son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Son haftalarda onlar da çıkış yakalamaya çalışıyorlar. Ligdeki puan durumlarına bakalım şimdi. Athletic Bilbao 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. Barcelona ise 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Bu iki takımın eksiklerine bakalım beraber. Athletic Bilbao'daki eksikler Yeray Alvarez, Unai López Cabrera. Barcelona'daki eksikler Coutinho ve Umtiti. İkinci maçımız Crotone Roma. Crotone 5 oran verilmiş. Roma'ya 1.28 oran verilmiş. Bu maçın beraberliğine ise 4.25 oran verilmiş. Crotone'nin son maçlarına bakalım. Crotone son 4 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Roma son 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Ligdeki puan durumlarına bakalım. Crotone 2 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyetle son sırada yer alıyor, 20. sırada.
Roma 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Bu takımların eksiklerine bakalım. Crotone'de Ahmet Benali yok. Roma'da ise Nicola Zaniolo, Leonardo Spinazzola, Anthony Mirante, Ricardo Calafiori, Pedro Rodriguez. Üçüncü maçımız ise Saint Etienne Paris Saint Germain. Saint Etienne'e 5.25, Paris Saint Germain'e 1.25. Bu maçın beraberliğine ise 4.25 oran verilmiş. Saint Etienne'in son maçlarına bakalım. Saint Etienne son 4 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı. Paris Saint Germain'e bakalım. Paris Saint Germain son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bu iki takımın ligdeki puan durumlarına bakalım beraber. Ligdeki puan durumlarına bakacak olursak, Saint Etienne 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. Paris Saint Germain 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle ligde 3. sırada yer alıyor. Saint Etienne'de Juan Macon, Paris Saint Germain'de Icardi ve Juan Bernat yok. İki takımın eksikleri bunlar. Bizim yaptığımız analizdeki kuponumuz, tahminimiz bu şekilde. Atletik Bilbao ve Barcelona'ya maç sonucu 2 dedik. Oran 1.58. Crotone Roma'ya maç sonucu 2 dedik. Oran 1.30. Saint Etienne Paris Saint Germain maç sonucu 2 dedik. Oran 1.28. Toplam oran 2.62. İkinci kuponumuz bu şekildeydi. Üçüncü kuponumuzdaki ilk maç Wolfsburger Saint Pauli. Wolfsburger'a 2.50, Saint Pauli'ye 2. Bu maçın beraberliğine 3 oran verilmiş. Wolfsburger'in son maçlarına bakalım. Son 4 maçında 4 mağlubiyeti var. Saint Pauli'ye bakalım. Saint Pauli de son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna bakalım şimdi. Wolfsburger 1 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor. Saint Pauli ise onun bir üstünde 1 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor. Bu iki takımın sakatlıkları yok. İkinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Eupen Genk. Eupen'a 2.95, Genk'e 1.75. Bu maçın beraberliğine 3.10 oran verilmiş. Eupen'in ligdeki son maçlarına bakalım. Ligdeki son 4 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı. Son 2 maçında mağlup geldi. Genk'e bakalım. Genk son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Ondan önce de çok formdaydı. Ligdeki puan durumlarına bakalım. Eupen 4 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Genk 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Eupen'de Memo Koç ve Sted Petos yok. Genk'te Paolo Anasio, John Kukumi yok. Üçüncü maçımız Napoli-Spezia. Napoli'ye 1.12, Spezia'ya 7.50. Bu maçın beraberliğine 5.25 oran verilmiş. Napoli'nin son 4 maçına bakalım. Napoli son 4 maçında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Spezia'ya bakalım. Spezia son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna bir göz atalım. Napoli 9 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Spezia ise 2 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor. Bizim değerlendirdiğimiz analizdeki yaptığımız kupon bu şekildeydi. Wolfsburg, St. Pauli toplam gol sayısı 2.5 üst dedik. Oran 1.40. Eupen Genk toplam gol sayısı 2.5 üst dedik. Oran 1.40. Napoli Spezia toplam gol sayısı 2.5 üst dedik. Oran 1.32. Toplam oran 2.58. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Hepinize bol şanslar. Herkese iyi günler.